Bir şey anladıysam Arap olayım. Eline geçen her şeyi toplayacağına ne olup bittiğini anlatsana çocuğum. Çatlattın bizi yani. Yaptığım anlatılacak bir şey değil Firuze abla. Konuşacak bir şey yok. Abi sen bu sefer gerçekten çok utanmışsın. Firuze abla, babam eve gelince bunu ona verirsin. Ne bu? Okula yatırmam gereken paranın kalanı. Hı? Hı? Kendinize iyi bakın ve beni affedin. Ben gidiyorum. Yavrum, konuşa konuşa halledilmeyecek hiçbir şey yoktur bu dünyada. Annenizle babanız, siz onları açık açık konuştuğunuzda sizi affeder insanlar. Gitti. Ya Cem! Cem! Cem, kime konuşuyorum ben? Ya ne yaptın bilsen, sen bile beni kovardın Firuze abla. Merhabalar. Eyvah. Aa, nereye böyle elinde çantayla? Ha? Her şey yolunda mı? Firuze? Çilek? Cem? Biri bana burada neler olduğunu anlatır mı lütfen? Evet. Şimdi hepiniz oturun da ne harika bir evlat yetiştirmişim bir bir anlatayım. Aa, Sadık. Hayret bir şey Cem, nasıl böyle bir şey yapabildin? Aklım almıyor yani, nasıl böyle bir şey yapabildin? Çıldırıyorum ya. Yani sana okul için verdiğimiz parayı sen nasıl gidip de Tuğçe'ye saat almak için harcarsın, söyle çabuk. Hepsini değil, yalnızca bir kısmını. Kendini savunma abi. Yani sen nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirsin evladım, nasıl? Harcadığım kadarını harçlıklarımı da biriktirip yerine koyacaktım. Koyar koymaz da okula yatıracaktım. Ama Ceren bütün harçlıklarımı alınca her hafta parasız kaldım. Aa, şimdi de suçlu ben mi oldum? Utanmaz. Cem, Ceren, şimdi kavga etmenin sırası değil. Hem senin kardeşinle iddiaya girip harçlıklarını kaybetmenin bu konuyla hiçbir ilgisi yok Cem. İki meseleyi birbirine karıştırma lütfen. Bak Betüş, sinirimden elim ayağım titriyor. Sinirimden elim ayağım titriyor. Yani ben oğlumu dürüst, sağduyulu ve iyi bir insan olarak bilirdim. Oysa o annesiyle babasının dişiyle tırnağıyla biriktirdiği okul parasını gidiyor kız arkadaşına saat için harcıyor. Bir kısmını, sadece 150 milyoncuğunu. Oğlum, oğlum. Yani hepsini ya da bir kısmını. Önemli değil bu. Paranın miktarı önemli değil. Önemli olan senin böyle kötü bir şey yapmış olman. Yaptığımın affedilemeyecek bir şey olduğunu biliyorum. Ama o saati görünce dünyada en çok Tuğçe'ye yakışacağını düşündüm. Kendi param yetseydi yemin ederim böyle bir şey yapmazdım. Ah be Cemciğim, o kadar pahalı hediyeyi baban annene bile almıyor. 150 milyon lira dediğin neredeyse Davut amcanın maaşı. Hepiniz haklısınız. Hepinizden özür dilerim. Şimdi gidebilir miyim? Nereye? Bu durumda size layık bir çocuk değilim. Bu evde daha fazla duramam. Sadık. Hı? Gidiyor. Şop, nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Gir şuraya. Gir, gir, gir bakalım. Bana bak. Sen çok ama çok büyük bir cezayı hak ettin, anlaşıldı mı? Ne ceza verirsen razıyım baba. Şimdi derhal odana çıkacaksın, annenle yalnız konuşmam lazım. Sana ne ceza vereceğimize karar verdikten sonra gelip seninle konuşuruz. Hadi bakalım, yallah, yallah. Baba, bence artık hiç abime harçlık verme. Bir de Tuğçe ile görüştürme. Siz de bana akıl vermeyin, çabuk odanıza bakayım. Hadi kızlar odanıza, hadi. Tuğçe'ye aldığı saatte kaç tane fakir çocuk okur? 150 milyon lira para. Sahiden de büyük para değil mi abla? Hı hı. 150 tane 1 milyon. Evet, o parayla tam 300 tane çikolata, 3000 tane de sakız alınır. Vay! Ama o gitmiş bir tane saat almış. Evet, inşallah babam ona dersini verir. Verir, verir. Okulun nasıl geçti? Bu olanlar dışında iyi. Kerem bugün bana beni çok sevdiğini söyledi. Ya. Evet, çok utandım. Öptün mü peki? Ay saçmalama Çilek. Hiç bu yaşta öpüşülür mü?
Yanaktan diyorum abla. Hayır, tabii ki de öpmedi. Ben daha kendimi öptürmem. Ben olsam öptürürdüm. Ne var ki yanaktan öpmekte? Çilek. Uf, tamam, tamam. Senin kreşin nasıl geçti? İyi, bugün bir sürü resim yaptık. Uyku saatinde uyumadık, İrem'in köpeğiyle oynadık. Sahi ben sana söyledim, İrem'in köpeği dedemin aynısı. Ne dedesi? Ay, dedemin mi dedim ben? Pardon, pardon. Tacihan anneannemin köpeğinin. Aa, ciddi misin? Evet, İrem'le karar verdik. Eğer anneannemi kabul ederse Dudu'yla Taci'yi tanıştıracağız. Dudu mu? Anneannem mi? Of, hayır abla, İrem'in köpeğinin adı Dudu. Çok komik. Evet, ne güzel olur değil mi? Yavruları olursa bize de verirler. Ay evet, harika olur. Anneannemle ne zaman konuşacaksın? Ortalık sakinleşsin öyle. Şimdiden sabırsızlanıyorum. Acaba Taci öbür köpeği beğenecek mi? Ve nasıl anneannemin ne diyeceğini merak ediyorum. Uf. Ya ne yapsam? Nasıl bir ceza versem? Kafam karıştı. Sen de benim hep öne sürdüğüm cezaya itiraz ediyorsun. Ay, sen hiç mantıklı bir şey söylemiyorsun ki. Tamam, diyelim senin dediğini yaptık. Cem'i bir hafta okula yollamadık. Ay, ne olacak? Bu çocuğa zarar verir. Derslerinden geri kalır. Yapma Allah aşkına Betül. Sanki bayıla bayıla ders çalışıyor. Sanki bayıla bayıla o okula gidiyor. Bence o okula Tuğçe için gidiyor. Yani bu yaşta bir çocuk o kıza nasıl aşık oldu anlamış değilim. Ay, ne alakası var şimdi? Lütfen o meseleyi karıştırma. Bir kere bütün bu olanlarda Tuğçe'nin hiçbir suçu yok. Tamam, ben bir suçu var demiyorum ama en azından bu hediyeyi kabul etmeyebilirdi. En azından Cem'e şunu söyleyebilirdi. Yahu Cem, sen bu kadar pahalı saati alacak parayı nereden buldun diyebilirdi. Diyemezdi Sadık. Çünkü Tuğçe bunu anlayamaz. Zaten onun ailesi çok zengin. E, bizim Cem de onun için ona öyle pahalı hediyeler almaya çalışıyor zaten. Ya deme böyle, ne olursun ya. Tuğçe bizim ailemizin ekonomik durumunu bilmiyor mu? Hem ayrıca Tuğçe çok karakterli bir çocuk, tamam mı? Çok çok karakterli bir çocuk. Cem çok fakir bir çocuk da olsa her zaman onu sevebilecek bir yapıda. Bak canım, Cem'in yaşında böyle yeni yeni delikanlı olmaya başlayan erkekler bu konuları gurur meselesi yaparlar. Yani kız arkadaşlarına pahalı hediyeler alamayınca, böyle bir şeyler ısmarlayamayınca falan utanırlar. Tamam tamam, yani ben de o yaşlarda böyle şeyler yaşadım. Hatta bir keresinde bir misafirlikte çorabım delikti. Utancımdan parmağımı kıvırarak oturdum. Sonra benim bir kız arkadaşım vardı. Cebimdeki son parayı onu eve bırakmak için taksiye verdim. Sonra da 10 kilometre gerisin eve döndüm. Ama yani ben hiçbir zaman babamın bana bir yere yatırmak için verdiği parayı bu şekilde harcamadım. Tamam Sadık, sakin ol. Bak, ona öyle bir ceza vermeliyiz ki hayatın bu kadar kolay olmadığını anlaması lazım. Yani öyle kolayca harcadığı paraların aslında kazanmasının ne kadar zor olduğunu bilmesi lazım. Tamam tamam. Ha, buldum. Ne? Buldum. Bana bak. Şimdi yalnız bu çok onu üzebilir. Çok utandırabilir ama hayatı boyunca bu cezayı unutmayacak. Dur, gel. Bir dakika. Neymiş bu ceza? Önce bana söyle. Gel yukarıda duyarsın. Bir dakika, tamam. Anlat bana, hazırlıklı olayım. Tamam, bir dakika. Çok ciddi oluyoruz, tamam mı? Şimdi yukarıda göreceksin. Çok güzel bir ceza. Yürü. Girin. Evet. Seninle cezan hakkında konuşmaya geldik Cem Bey. Söyle, fermanım nedir baba? Yarın cumartesi, biliyorsun. Evet. Güzel. Bundan sonra ödevlerini hafta içinde yapacaksın, tamam mı? Hafta sonu arkadaşlarınla buluşmak yok çünkü benim yanımda çalışacaksın. Ne? Nesi mesi yok. Sana vereceğim ceza budur. Okula yatırman gereken parayı hafta sonları benim yanımda emeğinle çalışarak kazanacaksın. Ancak seni böyle affedebilirim. Hem böylece annenin ve babanın ne şartlarda ve nasıl sizleri okutmak için çalıştığını anlamış olacaksın. Ne olur bana başka bir ceza ver baba. Bu yaşta çalıştığımı duyarlarsa başta Tuğçe bütün arkadaşlarım benimle alay ederler. Beni küçümserler. Niyeymiş? Çalışmak ayıp bir şey mi? Biz de çalışıyoruz. Şöyle etrafına bir bakıver. Ha? Senin yaşında nice çocuk elinde bez, araba camı silerek veya mendil satarak geçinmeye ve okumaya çalışıyorlar. Ama... Aması maması yok. Hayatı tanımak için sana en insaflı cezayı verdim. Hiç bana öyle bakma. Baban çok haklı. Uf ya, ne yani? Arkadaşlarım dışarıdayken ben işe mi gideceğim? Hafta sonları erken mi kalkacağım? Tuğçe, bütün arkadaşlarım benimle alay edecekler. Hiç de öyle düşünmeyecekler Cem. Hem diyelim ki öyle düşündüler. Bence çok sevinmen lazım. Böylece gerçek arkadaşların kimlermiş daha iyi anlarsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.